aranan bebekle ilgili bir gelişme var mı? Hayır, hala aranıyor galiba. Emniyetten başka bir bilgi gelmedi. Bir de fotoğrafı mail atmışlar. Hı, aç bakalım şunu. Alo, iyi günler. Ben Doktor Serhan Aykaç. Bu kayıp bebekle ilgili arıyordum. Evet komiserim. Galiba o bebek bizim hastanede. Eminim o bebek. Çünkü doğum lekesi de var. Zaten getiren kadın ve adamın hallerinden şüphelenmiştim. Tamam. Biz bir şey belli etmeyeceğiz. Oyalayacağız. Hı hı. Zaten bebek fototerapide şu an. Hı hı. İyi günler, teşekkürler. Allah yardımcımız olsun Gülten. Söylediklerimize doktor hiç inanmadı. Aman, inansa ne inanmasa ne. Benim tek isteğim içeride yatan şu el kadar Sabine'nin bir an önce iyileşmesi. Başka bir isteğim yok. Ay, günahsızım benim ya. 2 gündür ne çok ağladı. Elif. Aa, kızım, niye kalktın yataktan yavrum? Odada bunaldı anne. Galiba daha iyi değil mi? Sütünün sağlaması iyi geldi tabii. Elifciğim canım, bir şey ister misin? Söyleyeyim, içeridekileri hazırlasınlar. Teşekkür ederim. Hemen geliyoruz. Kim oğlum? Polis mi? Torunumu mu bulmuşlar? Hastanede bir bebek bulunmuş. Doktor fotoğrafla karşılaştırmış. Muhtemelen toprak diyor. Herhalde doğum lekesinden tanıdılar. Oğlumuz mu kahraman? Büyük bir ihtimalle Elif. Çok şükür. Beni oğluma götür ne olur. Ay şükür ya Rabbim. Ay şükür olsun bulundu, durdum sağ salim. Şükürler olsun ya Rabbim. Torunumdur değil mi yani? Doktor yanılmış olamaz. Canım anlamıştır doktor. İnşallah yani de Elif acaba böyle hasta hasta çıkmasa mıydı diyorum. Nasıl kalsın ki? Belki birazdan bebeğini kucağına alacak. Onu burada tutamazdık zaten. Hele bir yavrusunu kucağına alsın. Ne ateşi kalır ne hastalığı kızım. İnşallah, inşallah. Doktor bey, bebek nasıl? Daha iyi. Toparladı, daha iyi olacak. O kadar yetmez mi doktor bey? Gelin evde yalnız. Başında da kimse yok. Biz torunumuzu alıp gidelim. Biraz daha kalması gerek. Tam vaktinde getirmediğiniz için henüz iyileşmedi. Ben yarım saat sonra bakıp tekrar döneceğim. Meryem, nasılsın kızım? Hatırladın sonunda beni anne.
Sorma Meryem. Halimizi görsen ağlardın. Öldük öldük dirildik. Perişan olduk. Tabii sıkıntınız büyük. Kıymetli torununuz yok ortada. Yok yok, çok şükür. Kahraman torunumuzu buldu galiba. Öyle mi? Nasıl buldu? Nerede buldu? Hastanedeymiş. Emniyet arayıp duruyordu zaten. Babası her yana haber saldı oğlu için. Galiba toprağa benzeyen bir bebek bulmuşlar. Emin misiniz toprak olduğunda? Vallahi büyük bir ihtimalle. Resmini karşılaştırmışlar. Doğum lekesinden de bilmişler. Kahraman Elif'i de alıp gitti şimdi yanına. İnşallah kavuşacağız torunumuza güzel kızım. İyi, gözünüz aydın. Neyse kapatmam lazım. Bediye hala sesleniyor. Toprak, 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 hayır, toprak, toprak, hayır, toprak, hayır, hayır, toprak. Meryem, uyan kızım, Meryem, uyan kızım, Meryem. Rüya gördüm kızım, rüya. Geçti. Azıcık şu sudan geç. Yine aynı rüyayı gördün değil mi? Toprak kim? Kahramanın oğlu mu? Sen nereden biliyorsun? Geldin geleli hep çocuğun ismini sahipliyorsun kızım. Nereden bileceğim? Oradan biliyorum. Kardeşinin canı nasıl yanıyorsa senin de öyle yanıyor değil mi? Kahramanı ne severdin bebekken? İlk doğduğu zaman eyvah dedik hepimiz. Kıskanacağım sandık. Kıskandın mı? Olur mu? Benim bebeğim dedin herkese. Beşiğinin başından ayrılmadın. Sizin aranızdaki o bağ o gün bugündür hiç bozulmadı maşallah. Kahraman da seni sevdi saydı. Bir gün sen okula giderken tutturdu ablamı ben okula götüreceğim. Sen yetişkin kızdın. Boşuncacık çocukta. Niye oğlum dedik. Ablamı koruyacağım yaramaz oğlanlardan dedi. Ne gülmüştük o gün. Şimdi kocaman adam oldu. Şimdi kim bilir ne halde. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Sana bana verdi. Başkasını bu acıyla sınamasın. Çok zor. Kahraman senin için kardeşten öte. Şimdi için yanıyor kardeşinin acısından. Ama elden ne gelir? Allah yardımcıları olsun. Bu kötülüğü yapan her kimse insafa gelsin. Ne günahı vardı el kadar Sabine'nin? Hadi yat uyu sen de. Dua et kardeşin için. Ben de Kur'an okuyacağım. Allah tez elden yavrularına kavuştursun inşallah. Hadi güzel kızım. İyi geceler.